Merhaba, iyi günler. Archery'in 8900, yeni çıkan 8900 modelini sizlere tanıtmak istiyorum. Değerli izleyenler, ben de daha önce Archery'in daha düşük bir modeli vardı. 2018 yılında çıkmış olan bir modeli vardı. Ve ürünüme değişim geldi bir nedenden dolayı. Şimdi bu detaylara girmek istemiyorum. 8900 istediğim bir modeldi, yeni bir modeldi. Bunu size tanıtmaktaki amacım sadece almak isteyenlere yardımcı olmak. Çünkü ben de genelde YouTube'u Son yeni siyaset çıkan için 8900 yönetiyorum. Modeli var. Sadece bununla alakalı tanıtım modeli olarak bir yayın vardı YouTube'da. Ve bunun dışında yayın yoktu. O izlediğim yayında da çok fazla bir detay yoktu. Şimdi almak isteyenleri bilgilendirmek istiyorum. Ben genellikle siyasi haberlere ilgi duyuyorum. Bloglarım var, sosyal medya hesaplarım var. Lakin ben de ürün alıyorum ve ürün alırken internetten aldığımda arama yapıyorum ve yaptığım aramalarda bazen çok iyi bilgi alıyorum ve ona göre iyi yönlendiriliyorum. Ama bazen detaylı bilgiye erişemiyorum. İşte 8900 modelde bir ürün değişiminden dolayı benim tercihim oldu. Yeni çıkmış olması dolayısıyla ve sadece bir ürün tanıtımı vardı. Şimdi yeni almak isteyenler için olumlu yanlarını ve varsa olumsuz yanları da bunlar da hani giderilmesi için tavsiye amaçlı söyleyebilirim yayınımda. Öncelikle değişimde bu ürün değişiminden dolayı da firmaya teşekkür ediyorum. Gerçekten ilgilendiler. Ürün özellikleriyle alakalı olarak videonun altına gerekli bilgiler girilecek. Bununla ilgili çocuğum ilgileneceğini söyledi. Şimdi 8900 modeli bana değişimden geldi değerli izleyenler. Yani ben tercih ettim. Bir farklı modele geçmek istedim. 8900 Arçelik ve Beko'nun yeni modelleri. Arçelik Beko ürünlerinde fark etmiyor. Aynı ürünü farklı isim altında kullanıyor. Şimdi başlangıçta şöyle yapalım. Kanal listesini açtık. Benim değiştirdiğim eski modelinde yatay ilerliyordu. Şu anda evet dikey olarak aşağı doğru ilerliyor kanal listesi ve doğru olan da bu. Şimdi OK tuşuna basıyoruz. Evet, tekrar diyorum, 49 inç modelini inceliyorum. Beko ve Arçelik'in 8900, yeni çıkan 8900 modelini inceliyoruz ve bu modelde eksiklerin büyük oranda tamamlansa da büyük oranda giderildiğini görüyoruz. Değişim ürünü, bana değişimden gelen bir ürün ve yeni olması vesilesiyle benim tercih ettiğim bir ürün. Şimdi kanal değişimine başlayacağız. Daha sonra internet özelliklerine bakacağız. Diğerleriyle arasındaki farkı söyleyeceğim. Firmaya da ilgisinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü bir sene önceki videolarımızda hani daha eksiklerini söylemiştik. Zaten değişimlerle gelmişti. Ve sonuçta bazı noktalarda yenilemeye gitmişler. Ve servislerinin de ayrıca ilgisi var. Çağrı merkezinin de ilgisi var. Böyle bir sorunla karşılaşıldığı zaman gerekli ilgi ve alakayı gösteriyorlar. En azından eksikler olsa da bunların giderilmesi için çaba sarf ettiklerini görmek mümkün. Arçelik ve Beko ürünleri için. Aynı zamanda bugün 10 Kasım ve Koç grubunun 10 Kasım videosu oldukça duygusaldı. Dün akşam denk geldi televizyonda. Çocuğum da izledi ve gerçekten etki altında kaldı. Atatürkçülüğü böylesine videolarla lanse etmeleri çok takdire şayan. Aynı zamanda Koç grubuyla beraber Sabancı grubunda Atatürk'le alakalı reklamlarını takdir etmek isterim. Bu gruplar eskiden kalan holdingler ve Atatürkçü holdingler maalesef yeni holdingler aynı özeni göstermiyorlar. Onlar yandaş olmak yolunda hızlıca ilerledikleri için Atatürk sevgisi yerine maalesef düşmanlığı üzerinden gidiyorlar. Ama Koç grubu ve Sabancı grubu bu duyarlılığı reklamlarını göstermiş bulunuyor. Özellikle şu anda ürünü incelediğimiz Koç grubunun dün akşamki reklamı, Atatürk reklamı büyüleyiciydi. Oğlum ve ben adeta ağlamaklı olduk. Teşekkürler Koç grubu ve aynı zamanda Sabancı grubu. Evet, şimdi 8900 yeni çıkan Arçelik ve Beko'nun yeni çıkan modeli. Bakın, kanal listesi eski modelinde şöyle yatay geliyordu. Benim bu konuda bir eleştirilerim vardı. Yeni modellerle bunu düzeltmişler. Artık dikey olarak geliyor. Birden kaça kadar gösteriyor? Tekrar bakıyoruz. 10'a kadar gösteriyor. Bu şekilde ben kendi taşımamı yaptım. Arçelik servisi hani taşıma işlemi yapamayanlar için kendileri yükleme yapıyor. TKKS'yi ben istemedim. TKKS'de sorunlar oluyor ve daha çok yanlış kanallar başa koyuluyor. Zaten TKKS sistemindeki sorunlardan dolayı da genelde işletmeler artık çok fazla tercih etmemeye başladılar. Kanallar otomatikman siliniyor. Şimdi bu modeli inceleyeceğiz. Kanal listelerini inceleyeceğiz. Daha sonra internetin uzun bir video olacak. Bunu biliyorum. Ama sabredin lütfen. Tarafsız bir bakış açısıyla barış bir yerdesiniz. Farklı bir yerdesiniz efendim. Evet, kanal listesi onar onar ve dikey dikey. Ben bu şekilde dizdim. Şimdi hızını göstereceğim size. Yani bir eksiklik var. Bu küçük bir eksiklik. Bunun gidileceğine inanıyorum. Çünkü firma çok güzel çalışıyor. Lakin şimdi burada seçtik. Diyelim ki Tele1 kanalına ben 1'e koymuşum. Kanalı okeylediğimiz zaman
Bu şey kalkmıyor. Yani bu listenin buradan kalkması gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Elimizi Exit'e götürüp buradan çıkmamız gerekiyor. Bu da ayrıca bir mesai. Yani izleyen için özel bir mesai. Küçük bir eksiklik olsa da giderileceğinden eminim. Servis bölümündeki ve Ar-Ge çalışanlarının bu konuyla bu videoyu izledikten sonra ilgileneceğine inanın hiç şüphem yok. Bakın şimdi burada bir kanalı diyelim ki Tele 1'e koymuşum. Tıklıyorum ya da 2'ye geçelim. Karate'yi açtım şu anda. İzliyorum. Tamam. Açıyor ve geçiş hızları iyi. Şu anda yavaş geçişine bakmayın. Genelde iyidir. Karate kanalını açtı. Ben ne yapacağım? Bunu izleyeceğim. Tamam, daha sonradan kaldırılıyor ama listenin kaldırılması uzun bir süre, evet, zaman alıyor. İkinci kez oka basıldığı zaman bu listenin otomatik kalkması gerekiyor. Çünkü uydu alıcılarından Next uydu alıcısı kullandığım için buna alışmıştım. Diyelim ki 3'e bastım. Halk TV. Evet, kanalı açtı. Ben bunu artık kaldırmak istiyorum. Bu listenin kendi kendine kalkması beklemek istemiyorum. Bunu ikinci kez oka tıklamakla kalkması gerekirken elimin sol çaprazı ekstra götürme ayda bir mesai alıyor. Yazılımla düzenilecek bir konudur. Evet, şimdi kanal geçiş hızlarına bakalım teker teker birden itibaren. Yine exit'le kaldırıyoruz. İkinci kez oka basını kaldırmıyor. Bu eksiklik umarım not alınmıştır. Lakin ürünün hani diğer ürünlerden daha iyi olmasının önüne geçebilecek kadar çok abartılacak bir durumda değil. Şimdi bir de Tele 1 var. Bakın ilerletiyoruz yavaş yavaş. Şu ikinci tuşlar, şu tuşlardan almışlar. Direkt şu tuştan ilerletmeyi yapacağız. Bir artıyla teker teker. Evet, karete. Evet, geçiş hızı fena değil. Yani HD yayın olduğu için Arçelik'in daha eski ürünlerini incelediğim zaman kanal geçiş hızının son derece hızlandığını görüyorum. Koşa koşa bence bu ürünü alın. Eğer Arçelik alacaksanız, hani 88.40, 88.50 falan filan var. Bazılarında Netflix yok, bazılarında YouTube yok vesaire. Ama bu üründe 8.900 hepsi bir arada var. Onları size göstereceğim. Ama aynı zamanda kanal geçiş hızlarının, hani benim kullandığım zannedersem 67.60 ya da 67.50 idi. 32 Smart TV'ye göre, yani kanal geçiş hızlarına belirgin, çok belirgin bir artış var. Bakın tekrar ikinci kanaldan üçüncü kanala, KRT'den Halk TV'ye geçiyoruz. Evet, oldukça seri. Evet, bakın sesini de açalım. Sesin gelmesi de önemli çünkü bu geçişlerde. Evet, şu anda evet geçiş hızları haber globalden TV 100'e ne kadar hızlı geçiyor. Evet, ya, tabii ki uydu alıcıları kadar hızlı değil. Ancak HD yayınlarda zaten geçiş hızları yavaş olduğunu göz önüne alırsak Arçelik firmasının daha eski cihazlarını kıyasladığımızda oldukça hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu anda güncel cihazların içerisinde daha hızlı olan var mıdır bilmiyorum. Şimdi 8900 cihazının zaten hız konusunda hakkını yememek gerekiyor. İnternet sitesinden 8900 Arçelik ya da Beko diye arattığınızda 8900 modelinin zaten yeni model olduğunu yazar ve kanal geçiş hızlarının ne kadar yüksek olduğunu burada ima eder ve söyledikleri gibi çıktı. Yani ürün söylediği gibi HD uydu alıcılarında yavaş geçen kanallar yerine orta hızda, yani hızlı geçen kanallar işlemciye sahip olduğu için kanal geçiş hızı yeterli seviyede. Burada sınıfı geçmişler nihayet. Eğer Arçelik ya da Beko almayı düşünüyorsanız kesinlikle 8900 modelini alın. Evet. Bu şekilde evet 12'ye kadar geldik. Kanal geçiş hızlarını inceliyoruz şu anda. Cem TV 13'e geldik. Kanal geçiş hızları tatminkar bu ürünün. Umarım sıkılmamışsınızdır bu geçişler esnasında. Çünkü bu çok önemli. Ben bunu videosunu aradım. Bulamadım yeni bir ürün olduğu için. Başkalarına yardımcı olacağımı düşündüğüm için uzun bir video yapmayı düşünüyorum. Tüm ayarladığım kanalları kendi kanal listeme, dizdiğim listeme göre sırayla kanal geçiş hızlarını test ediyorum. Oldukça da hızlı. Yani bildiğimiz şeyde uydu alıcılarına göre hiçbir hızlı olamaz HD yayınların. Ancak HD yayınların içerisinde bir kıyaslama ve Arçelik'in kendi ürünleri içerisinde bir kıyaslama yaptığımız zaman 8900 modelinin kesinlikle ama kesinlikle beklentileri karşıladığını, eğer sizin özellikle kanal geçiş hızına önem veren ve aynı zamanda HD ve 4K yayın izleme isteyen biri olarak düşündüğümüzde sizleri bu 8900 modelinin kanal geçiş hızı itibariyle beklentilerinize tamamıyla cevap vereceği kanısını evet yandaş ATV ile geçti. Max bakın oldukça hızlı. SD yayınlarda zaten kanallar hızlı geçiyor. HD yayınlarda daha yavaş açar. Lakin 8900 modelinde HD yayınlarda bu yavaşlığı önemli ölçüde azaltmış bulunuyorlar. Tabii günün birinde takır takır geçenler de bulunacaklar. Ancak şu anki piyasalar içerisinde hani kanal geçiş hızına göre ben bir uydu alıcı cihazı, affedersiniz, bir Smart TV, HD Smart TV alayım derseniz 8900 modelini gözüm kapalı olarak siz. Evet, 8900 modelinin kanal geçiş hızlarını göstermeye devam ediyoruz. Kaça kadar geldik? 40'a Meltem TV'ye kadar geldik. 39'da TV5'imiz var. Hemen 56'ya geçeceğim. TRT 4K'yı göstereceğim. Çok fazla yandaş kanallar gösterme taraftarı değilim. Zaten bunları kafanıza sizin sokuyorlar. Devlet tarafından, yani hükümet tarafından. 56'yı açtık ve yandaş TRT'nin yandaş 4K yayını tek 4K yayın olduğu için bunu göstermek zorundayım. Bakın TRT 4K'yı izleyebiliyorsunuz. 8900 modeliyle bunu göstermemin amacı kanal geçiş hızlarını sizlere göstermek değerli izleyiciler. Evet. Şimdi bu kadar. Bir de Tele 1 vardı. Zaten hızları size göstermiştim. Tekrar başa sardığımızda da. Evet. Son kez şöyle. Evet. Tamam. Oğlum bile sıkılmış. Şimdi bakın internet için şurada bir et tuşu var. Şu et tuşuna basıyorsunuz.
Yeni çıkan Arçelik Beko'nun. Arçelik Beko'nun 8900 modelinin internet uygulamalarını sizlere tanıtmak istiyorum. Az önce kanal geçiş hızı hakkında sizlere bilgi verdim ve kanal geçiş hızının yeterli seviyede olduğunu ve eğer kanal geçiş hızını düşünüyorsanız Arçelik firmasının gerçekten Ar-Ge bölümünün iyi çalıştığını ve kanal geçiş hızı çok iyi HD uygulamacılarına göre çok iyi bir yayın çıkardığını gördüm. Evet, şimdi 8900 yeni çıkan Arçelik Beko'nun 8900 modelinin açılımını alalım. 49L ya da 43L'si var mı bilmiyorum ama 55L'si var. 49L ve 65L, 55L, 8900 Beko Arçelik 5A, Kristal Pro ya da Dynamic Pro diye geçer. 8900 Arçelik Beko yazınıza çıkar. Modelin kanal geçiş hızları gayet güzel. İnternet uygulamalarına gelince. Şimdi daha önceki cihazlardaki eksiklikleri önemli ölçüde giderdiklerini, %100 olmasa da önemli ölçüde giderdiklerini görüyoruz. Uygulamalarda Netflix var ama size şunu daha önce göstermek istiyorum. Kumandada şöyle görüyorsunuz. Netflix tuşunu görüyorsunuz. Evet, Netflix tuşuna gördünüz. Direkt geçebiliyorsunuz. Sonraki de izleyin mi? Bizde Netflix yok. Netflix tuşuna tıktın. Evet, bastığınızda açılması anında oluyor. Evet, gerçekten çok hızlı. Bir kez daha göstermek istiyorum. Şöyle. Gerçi Netflix'e de sansür giriyor Türkiye'de ama bakın ne kadar hızlı hükümet tarafından maalesef. Şimdi tekrar menülere şu et tuşuna giriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yine kumandalar plastik önceki modellerle aynı. Ana uygulama ekranında kısa yolların firmanın kendi yaptığı kısa yollar şöyledir. Netflix, YouTube, Facebook, Twitter, Yahoo, Smart, evet APPS bu yani tüm uygulamaları Smart cihazdaki gösteriyor. Ve browser, internet tarayıcı ve eski cihazlardaki tarayıcıya göre biraz daha hızlı, yalnız video izlemek kısıtlanmış. Netflix olduğu için Yok bak kısıtlanmış. bazen izliyorum ben bazen izliyorum. Onun bazen izlediğini söylüyor. Ben çok net araştıramadım henüz. Evet, screensiz zannedersem ekran yansıtma. Ana ekrana bunları koymuşlar. Şimdi Facebook'un yeterli değil şeyi. Yani henüz bu televizyonda deneme imkanım olmadı. Sürüm itibariyle yani televizyonla alakası yok. Smart TV'lerde yeterli verimi zannedersem vermiyor. Aynı şekilde Twitter'da hani cep telefonunuzdaki kadar vermiyor. Ve browser önemli. YouTube önemli. Netflix önemli. Şimdi sadece kısa yolları daha sonra uygulama bölümüne sizi götüreceğim. Bunlar tanıtım Netflix'ten gelen burada medya var. Tıklayalım isterseniz. 9 model inceleme devam ediyor. Şimdi uygulama bölümüne gireceğiz. Evet. Şimdi uygulama ekranına gelelim ya da gelmeden önce YouTube hesabını açalım. Sizlere YouTube'u göstermek istiyorum. Şimdi bundaki amacım almak isteyen arkadaşlara yardımcı olmak. Çünkü ben internetten bir şey alırken YouTube'dan arama yapıyorum. Bazen ürünlerle ilgili net bilgiler buluyorum. Bazılarını da bulamıyorum. Buradaki amacım da yeni bir ürün olduğu için ve çocuğumu da kıramadım. İlla ki baba bunun tanıtımını yap dedi. Evet, bununla alakalı olarak ben daha çok haber izleyen birisi olarak işte YouTube ekranında daha çok izlediğim şeyler ekrana geliyor. Şimdi bakın ne kadar hızlı açtığını gördük YouTube'u. Bir kez daha girelim isterseniz hızını göstereyim. Yani YouTube'un hızı konusunda sıkıntı yok. Kanal geçişlerinde sıkıntı yok. Şöyle et tuşuna basıyoruz. Tek tuşla YouTube'a basıyoruz. Evet, internet bağlantı hızımız da fena değil. Çok iyi olmasa gerek. Şu anda biraz geciktirdi. Modem uzakta, onun etkisi olabilir. Evet, bu şekilde videolar var. Telifle alakalı sorun olabilir. Ben şimdi kendi yayınımdan size açacağım. Hızlı açıp açmadığını gösterme amaçlı. Ben daha çok haber yayınları çekiyorum ama bunu profesyonel olarak yapmıyorum. Sadece test amaçlı yapıyorum şu an için. Daha sonra belki profesyonel olarak da olabilir. Şimdi bakın en son çektiğim yayınlardan Suriye bataklığı AKP'nin ömrünü uzatma amaçlı videomu açayım. Hem YouTube'un nasıl kullanıldığını da size göstermiş olurum. Tabii çekimleri şu an için sadece cep telefonumdan yaptığım için piksellerin düşüklüğü konusunda beni affedeceğinizi umarım. Şimdi bakın altta da evet YouTube'un iyi bir versiyonu var altta da buna yönelik olarak evet öneriler geliyor. Rol mü tercihimle mi videosu var ama tıklarsam bunlar problem olabilir.
Bu şekilde, evet. Şimdi YouTube'dan çıkalım bir kez daha. Evet, bunu da şimdi tekrar et tuşuna basıyoruz. Şimdi tüm uygulama ekranına giriyoruz. 8900 modeli için. Açılmama durumu oluyor zaman zaman. Modemin uzaklığıyla ve yakınlığıyla da alakası olabileceği konusundayım. Tekrar deniyoruz. İnternete bağlanma problemi eski cihazlarla alakalı biraz yaşamıştım ancak sorun çözülmüştü. Evet, şu anda evet kısmen de olsa o sorunu yaşıyorum ama bunun hani modemle de bir alakası olabilir şu an için. Tekrar giriş. O yüzden hani firmadan olumsuz söylemek istemiyorum. Benim modemimle yeriyle de alakalı olabilir. Diğer mutfağıma yakın. Buraya da yakınlaştırmam gerekebilir. Evet, şu anda uygulamalar açtı. Tamam, açtı. Şimdi uygulama ekranı, evet, Pool TV, ISS IPTV var, Bully TV var, Wayne Sport var, İzlesene var, Ruhun Duysun Golden League tanıtım var, Fan Club var, Film Box var, Go TV, bu Go uygulaması var. TV bu da yandaş AKP'nin uygulamaları. Tavsiye etmiyorum. Yandaş AKP'yi tavsiye etmiyorum. Dijitürk, o da yandaş. Her şey yandaşlara gitti. Deezer var. Epic TV var. Euronews var. Bunu tavsiye ederim. Extreme Spor var. Evet, Gliwiz diye bir uygulama var. Scoff TV var. Smart Games TV var. Bunu da hiç açmadım. İsterseniz beraber deneyelim. Smart Bu çok uzun Games. sürüyor ya. Oğlum açma diyor. Uzun sürüyor diyor. Onu da dinliyorum şu anda. Onun tavsiyesiyle zaten bu videoyu çekiyorum. Radio Max var. Radio Line var. Çok da işe yarayan şeyler. Bence değil ama şimdi firmayı da kırmak istemem. Çünkü iyi bir ürün çıkarmışlar. Yani eski ürünlere göre kendilerini geliştirmişler. Aptal kuş oyunu var. Flying Flash Fish. Evet. Flying Fish. Bakalım açalım. Açarsa kısa bir oyun yapalım. Oyun, oğlum oynasın. Geç şöyle oyna. Evet. Evet, aptal kuş oyunu var. Bu şeyde. Smart TV'de. 8900 değerli izleyiciler. Yeni çıkan bir model. Beko çelik olması bir şey değiştirmiyor. Ürünler, fiyatlar, özellikler aynı. Beko Çelik kendini nispeten 8900 ürününe geliştirmiş. Eğer alacaksanız bunu alın Beko Çelik'ten. O kadarını söyleyeyim size. Daha fazla şey söyletmeyin bana şimdi. Şimdi buradan çıkalım. Tekrar uygulama ekranına gelelim. Evet. Ayakta karşıya YouTube ve geldim. Netflix zaten var İşletim. ve ekstradan uygulamalar da Görüntü. var. Facebook, Twitter var. Tamam. Uygulama ekranına tekrar Şey, giriyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Eksik bilgi vermeyelim. Yeni bir ürün ve sadece YouTube'a bir tek tanıtım videosu yüklenmiş. Benim alalım haber. Ben oğlumu kıramadığım için bunu yapıyorum. Ve yardımcı olmak istiyorum. Bu Smart TV'de nerede? kanal geçiş Abi. hızlı ve Beko yeni televizyonlarını arayanlar için tavsiye ettiğim bir televizyonda koymak istedim. 8900 modelini inceliyoruz. Değerli izleyenler. Kanalım genellikle haber yayını yapıyor. Genel içerikli bir haber kanalıyım. Şu an için amatörüm ama desteklerinizi esirgemezseniz daha profesyonel yayınlara geçeceğim. Aynı zamanda sosyal medyada haberle ilgili paylaşımlar yapmanın ötesinde yazılar yazıyorum. Blog sitem var ve Twitter'da, Facebook'ta önemli bir takipçi kitlem var. Instagram'dan da Barış Biner olarak beni bulabilirsiniz. İlgi alanım spor. Affedersiniz, haber. Spor da nereden çıktı? Şimdi travel videos var. Neymiş bu? Ha, WoW TV, Vitur Nation, WCAG, The Wall Street Journal var. Evet. Social Network, The Berlin Wall. Evet, genelde yabancı kaynaklı. TV Games'te oyunlar var. Twitter TV var. Twitter'a önem veriyoruz. Haber alanımız orası bizlerin çünkü. Max TV var. Şimdi TV Games'ten içerisindeki oyunları paylaşayım ve sizlere yavaş yavaş ve ilerleyeyim. Eksik bir şey de söylemek istemiyorum. Evet, oyunlar kısa, evet küçük oyunlar bunlar çünkü çözünürlük ve cihazların içerisindeki olaylar her oyun için yeterli olmayabiliyor. Smart TV'lerde genellikle düşük oyunlar konuluyor. Örneğin bir tane bakalım, Battle diye bir oyun var. Onu açalım sizlere. Eski modellerinde oyun yoktu. Daha önce değişimden gelen üründe. Bu üründe nispeten de olsa var. Evet. Enes'im oyna bakalım. Bir oyun oyna. Bu ürünü almak isteyenler çocuklarını eğlendirme amaçlı. Gerçi çok tavsiye edilen bir şey değil oyun. Kitap okumaları gerekiyor ki Atatürkçü, bilgili bireyler yetişsin yurdumuzda.
Lakin çocukların da bir oyun isteği olacaksa da hani onun da bir nebze olsun karşılanacağını düşünüyorum. Düşük boyutlu oyunlar koymuşlar. Eski ürünlerinde oyun yoktu. Şişeler vardı. Hele hele daha önceki değiştirdiğim ürününde çok fazla şey Ben başka yoktu. şişeler var. Ancak kötü olarak da konuşmak istemiyorum. Çünkü 8900'de nispeten de olsa Beko Arçelik biraz daha kendilerini yenilemişler. En azından kanal geçişleri hızlı ve uygulamaları arttırmışlar. Dailymotion uygulaması yok. O bir eksiklik Beko'nun şimdi aklıma ikisinden geldi fazlasını yeter. söyleyeyim. Onun Üstelik dışında önemli uydurucu, uygulamaların yeni nesil neredeyse cihazlarda daha... hepsi var. Tabii ki Smart TV'lerde Samsung ve LG'nin yeri ayrı. Lakin Beko ve Arçelik'te kendini aşarak yeni bir ürün ortaya koymuş. Servis hizmetleri gayet iyi. Ve bir şekilde kendilerini de daha da geliştirmişler. 8900 modeli hem beklentilerimi karşıladı mı? Evet. Karşıladı. Para iadesi yerine değişim verdiler ve şu an için yeni model olarak beklentilerimi karşıladı. Son olarak kanal geçiş hızıyla sizlere meydan edeceğim. Hangi Evet. şekil verebilir? Şu Yine hangi şekilde şekilde burada inceltebilirsiniz? olması gereken şey ikinci Üzerindeki kez ok LED tuşuna basıldığı ışığı zaman ve şu yeni listenin buradan nesil kaybolması kullanıcı gerekiyor. cihazlarda Exit'a gitmek zorunda kalıyoruz. bloklanma, Bundan kolay yazılımlar uzatma, düzelteceklerini umuyorum. arkadaşlar Menülerini de arasındaki kısaca bakalım. uyumsuzluklar, sakın Bu ayarınızda yayında 4 sakın ayarınızda çekirdekli sakın 4K ayarınızda UHD sakın zaten ayarınızda bunu sakın söylemiştim. Ultra HD olduğunu menüye bakıyoruz. ayarınızda sakın Menülerini göstereyim. Resim modu, canlı renk, renk sıcaklığı. Bunlar artık bence çok dolu şeyler değil. Yani bunlar bir beklenti değil cihazlarda. Artık uygulama beklentisi var. Hani film moduymuş, renk yönetimiymiş. Bunlar artık Arçelik Beko firmasında bence internet sitesinde çok fazla koymaması gerekir. Lakin iyi bir ürün çıkarmışlar. Şimdi kendileri hakkında olumsuz konuşmak istemem. Çünkü ilgilendiler. Genel merkez, servis ilgilendi. Sorun çözüldü ve bu ürünü ben tercih ettim. Üste fiyat farkını verdim. İlgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Gerçekten kanal geçiş hızı oldukça iyi ve önceki cihazlardaki eksikleri önemli oranda da gidermişler. Yani 8900 alınır mı? Bence koşa koşa alın. Yani en önemli şey bir uydu alıcıda, affedersiniz Smart TV'de kanal geçiş hızı önemli. İkinci önemli olan ise uygulama çeşitliliği. Kanal geçiş hızı olarak şu anda piyasada alabileceğiniz 100 üründen 99'u yavaş geçiyor. İşte o %1'i bu ürün karşılıyor. Bu ürün hızlı geçiyor. İkinci olarak uygulamalar Facebook, Twitter, Netflix, YouTube ana uygulamalar var. Ne var başka? İzlesene var izlenebilecek olan. Yani yandaşlar olmasa da olurmuş. Yani oraya Dijitürk'ü ve İnspor gibi yandaş firmaları koymasalar da olurmuş. ATV'yi koymasalar olurmuş uygulama ekranına. Ve tabii ki ülkede demokrasiyle tam manasıyla yönetilmediği için belki mecbur kalıyorlar. Atatürk şeyleri de güzeldi. Koçku grubunun dün akşam izledim. 19 Kasım'da Atatürk reklamında güzeldi. Yani Koç grubunu o anlamda tebrik etmek istemiştim. Emeğimleri de bunlar. Şimdi buradaki eksik Beko'nun yeni modeli 8900 modelini sizlerle inceledik. Evet, artıları nelerdi? Kanal geçiş hızı hızlıydı, artıydı. Eski modellerine göre birçok şeyi düzeltmişler ve kendilerine bu ürünü çıkardık için emeklerine teşekkür ederim. Ufak tefek eksikleri var. Kanal listesinde o iki kez okey tıklandığı zaman listenin kaybolması gerekiyor. Exit'a basmak ya da listenin birkaç saniye sonra kaybolması beklemek uzun bir zaman alıyor. Bunun dışında uygulama çeşitliliği açısından olumlu. YouTube, Twitter, Facebook, Netflix çok hızlı açıyor ve birçok uygulama var. İçine oyun da koymuşlar. Daha yüksek boyutlu oyunların konulması belki bazı çocuklar tarafından istenilebilir. Bu ayrı bir konu. Lakin nispeten de olsa oyun yeterli seviyede, düşük boyutlu da olsa var. Ve uygulama çeşitliliği yeterli. Dailymotion uygulamasında olmasını isterdim açıkçası. Mi Box'ta yer alan Dailymotion uygulamasının olmasını isterdim. Şimdi kanal düzenlemede de sadece şu eksiklik var. Orada da toplu kanal taşıma olabilirdi. Bakın hemen açayım. Evet. Kanal düzenleme listesi bu. Tek tek taşınıyor. Onar onar götürebiliyoruz P artı tuşlarıyla. Ya da direkt numarayı girerek atayabiliyoruz. Ama seçerek toplu taşımayı ya ben bulamadım ya da daha sonraki yazımlarda gelmesini umut ederim. Evet. 8900 modelinin içeriğini inceledik. Kumandası da diğer modelleri aynı. Karanlık çıktığı için gösteremiyorum. Rengi güzel. Farklı renkleri çıkarmaya gerek yok. Yani beyaz şu para, siyah şu para demenin anlamı yok. Çünkü bulaşık makinesi almıyoruz. Arçelik evet gerçekten iyi bir ürün çıkarmış artık. Arçelik Beko fark etmiyor. Ürününde dış görünümü bu. Kenarlarını size gösteriyorum ve sizlere veda ediyorum. Bu videoyu sadece oğlum için çektim ve